Arkadaşlar merhabalar bu videomda sıfır geometri kampının 5. haftasının 3. videosundayız. Ne yapacağız? Benzerlikte kaldığımız yerden devam edeceğiz. Benzerlikte açı 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 benzerliğinden bahsedeceğiz. Sayfa numarası 71, 72 ve 73'ü işleyeceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Benzerlik teoremlerinden en önemlisini işleyeceğiz. En fazla karşımıza çıkanı işleyeceğiz. Sadece üçgenlerde değil dörtgenlerde de katı cisimlerde de hatta çemberde bile karşımıza çıkacak bir durumdan bahsedeceğiz. Hatta Çoğu ispat buradan çıkıyor arkadaşlar. Haberiniz olsun ve çok önemli bir yerdeyiz. Şimdi öncelikle şu açı 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 benzerliğine başlamadan önce şunu da söyleyeyim tabii ki. Bir uzunluk sorulduğunda özel durumlar yoksa açı ortay kenar ortay gibi ki bu açı ortay ispat da zaten yine benzerlikten çıkıyor. Yani için içine dalsanız iyice yine benzerlikten böyle her şeyi ispatlayabilirsiniz zaten. Çoğu şeyi ispatlayabilirsiniz daha doğrusu. Ne yapacaksınız? İki konu düşüneceksiniz. Hep söylerim. Bir dik üçgen, iki benzerlik. Bu iki konu. Dik üçgen. 90 derece falan yoksa ne yapacaksınız? Benzerlik. Benzerlik için sadece ve sadece şuna dikkat edeceksiniz. Bakın en önemli şeyi söylüyorum. Üçgenlere dikkat edeceksiniz. Üçgenlere. Yani kenarları belli olan üçgenlere ya da açıları belli olan üçgenlere dikkat edeceksiniz. Üçgenler böyle soruya baktığınız zaman 8-10 tane üçgenle birden karşılaşabilirsiniz. Ama en az iki kenarı olan üçgene dikkat ettiğiniz zaman üç olursa da tabii süper olur. En az iki kenarı olan üçgenlere dikkat ettiğiniz zaman büyük ihtimalle benzer üçgenleri zaten siz bulursunuz. Şimdi bir önceki videoda üçgende benzerliğin tanımını yaptık. Ne dedik? Bütün açılar eşitse ve karşılıklı kenarlar da orantılıysa üçgenler benzerdir dedik. Şimdi benzerlik teoremleri ve hali hazırda karşımıza koyuyorlardı. i̇ki üçgen benzer hadi buyurun işlem yapın şeklinde karşımıza çıkmıştı orada. Şimdi nasıl çıkacak? benzerliği biz bulacağız arkadaşlar. Bizim bulmamız için de bazı benzerlik teoremlerimiz var eşitlik tek gibi. Bunlardan birincisi ve en önemlisi şu. Açı 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 benzerliği. Hatta açı açı benzerliği de diyebiliriz. İki üçgende bütün açılar birbirine eşitse bu iki üçgen benzerdir. Bitti gitti. Bu kadar. Aynısını Eşlikte de kullanmıştık. O açık kenar açı demiştik ama bütün açılar eşit ve aynı açının karşısındaki kenarlar da eşitse eş üçgendir demiştik. Burada da diyorum ki bütün açılar eşitse sadece açıların eşit olması iki üçgenin benzerliği için yeterli. Hatta bazı eşlik teoremlerini bu şekilde de yapabilirsiniz. Hani benzerlik mantığıyla gidip aynı açının karşısındaki kenarlar eşitse benzerlik oranı bir dersiniz. Hani eşliği de buradan faydalanıp ona göre de işlem yapabilirsiniz. Şimdi şuraya bakalım. Bakın nokta çizgi hocam üçüncü açı çift çizgi ise Nokta çizgi üçüncü açı çift çizgidir. İki üçgende bütün açılar eşit işte oldu. Bu iki üçgen benzerdir. Zaten böyle dik üçgen falan yoksa ilk önce açılara dalacaksın. Açılara daldığında da iki üçgende bütün açılar eşitse bu iki üçgen benzer diyeceksin. Benzerliği yazarken ABC yazdıysan çizgi çift çizgi nokta diye gittin. Sonra çizgi çift çizgi nokta EFD şeklinde yazmak zorundasın. Ama biz zaten bu açıları yazdıktan sonra benzerlikteki en temel mantığımız neydi? Aynı açının karşısındakileri oranla demiştik. Evet burada da oranlayacaksın. Yani burada çizginin karşısı A bölü, çizginin karşısı E. Ondan sonra noktanın karşısı C bölü, noktanın karşısı D. Çift çizginin karşısı B bölü, çift çizginin karşısı F diyeceksin. Ama benzerliğe başladığın üçgen önemli. İlk başladığın üçgen üstte olsun lütfen. Burada çizginin karşısı A bölü, çizginin karşısı E dedin ya. Sonra çift çizginin karşısı burada F bölü B deme başa dön. B bölü F'de tamam mı? Bunu da sakın ama sakın unutma. Evet bütün açılar eşitse iki üçgen benzerdir. Çok da kolay. Ve dediğim gibi neye dikkat edeceksin? Bak karşında böyle iç içe 8-10 tane birden üçgen olabilir. Üçgen seçimi burada çok önemli. Üçgen seçimi yaparken üçgenli dert ne kadar karışık olursa olsun. Üçgenlerin iki kenarı belli ise o iki kenarı belli olan üçgenlere dikkat ettiğin sürece genelde iki üçgenle karşılaşacaksın ve iki üçgende benzerliği de uygulayacaksın. Dediğimiz sakın ama sakın unutma. Mesela şuraya baktık. Hocam bu açıyla bu açı eşit verilmiş. Zaten açı verilmişse öncelikle açıya dal diyor soru sana. Burada açıya dalalım. E hocam burası tamam çizgi açısı burası da çizgi açısı. Sonra şu açı ve şu açı birbirine eşit mi ters açıdan dolayı? Evet. A çizgi karaladığım üçüncü açı çift çizgi ise eğer çizgi karaladığım üçüncü açı burada da çift çizgi olur. İki üçgen ne oldu? Şu üçgenle şu üçgen bütün açılar eşit oldu benzer oldu. E benzerliği yakaladık. O zaman aynı açını karşıdakiler oranlayacağız. Hiç yazmayacağım. ABC B, C benzerdir işte df, dc şeklinde benzerliği de yazmayacağım. Gerek de yok. Evet başlayalım benzerliğe. Şu üçgenden başlayalım mesela. Çizginin karşısı 8 bölü. Çizginin karşısı x eşittir. Çift çizginin karşısı 4 bölü. Çift çizginin karşısı 6 diyeceğiz. Ve olay bitecek. E işler dışlar yapalım. Ya da 8 iken 4 olmuş yarısı. Yarısı olacak. X'i de direkt 12 diye bulabiliriz aslında. Ya da işler dışlar yaparsınız. Ne dersiniz? Hocam 4x eşittir 48. X de böylelikle 12 çıkar diye söyleyebiliriz. Evet gençler olay bu. Açı verilmişse açıya dalacaksın. alacaksın ki uzunluk isteniliyorsa ya dik üçgenden bulunur özel durumlar yoksa ya da benzerlikten. Benzerlikte de açı verildiği zaman açılara dalacaksınız. Bunu sakın ama sakın unutmayın. Şimdi bu soruya gelmeden önce olayı biraz daha açayım. Arkadaşlar biz iki tane kalıp üzerinde yoğunlaşırız. Bütün geometri boyunca benzerlikte hani benzerlik çok önemli ya her zaman her yerde karşımıza çıkacak ya İki kalıp üzerinde yoğunlaşırız. E bu kadar önemli bir şeyde bir kalıp size öğrenmenizi isterim. Yani ezberlemenizi isterim açıkçası. Birinci kalıbımız bu. Ok soru kalıbı başlıyor. Sonra bir tane daha kalıbımız var. Orası geldiği zaman oraya da yıldız atarız. Kalıp 1 diyeyim bu ya buraya. Kalıp 1. Eşit iki açı olduğunda iki açı olduğunda ortak açı ara. Ortak açı ara. Ortak açıyı bulduktan sonra da üçüncü açıları da eşitle. Üçüncü. Ben kısalttım ama siz böyle şey yazarsınız. Üçüncü açılar eşit olur. Bak bunu sakın ama sakın unutma. İki üçgende eşit iki açı olduğunda ortak açı ara. Ortak açıda varsa iki üçgenin üçüncü açıları da otomatikman birbirine eşit oluyor. Bak kalımı şuraya çiziyorum arkadaşım. Şu. Şöyle. Hocam kalıp şu mesela. Şöyle nokta açısı hocam. Burası da nokta açısı hocam. Bak aynısını kalıp bozulmasın diye şurada C ile C, C ile V yapayım. Altında da göstereyim. Bak dikkat et şimdi. Hocam iki üçgen var mı elimizde? Var. Bak zaten iki üçgen var elimizde. Şu ve büyüğü. Eşitlik açısı var mı iki üçgenin? Var. Noktaya nokta. Ortak açı var mı? Var tabii ki. İşte tam olarak burası. Nokta karaladığım üçüncü açı çift çizgi ise büyükte nokta karaladığım üçüncü açı çift çizgi olur. Bak ortak açıyı bulup üçüncü açıları eşitleyince ne çıktı? İki üçgende bütün açılar birbirine eşit oldu. O zaman bu iki üçgen benzerdir. Açı 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 benzerliği yapabiliriz. Ya da bu nasıl karşımıza gelir? Bak dikkat. Dikkat dikkat dikkat. Şöyle de karşımıza gelir bu. Aynısının laciverti aslında. Şöyle baktığınız zaman. Şu şekilde hatta kalıp burada dursun. Şunun üstüne şuraya yapayım. Atıyorum. Sonra da şöyle bir şey de var verirsin. Ee, şuradaki açıyla şuradaki açı eşit verirsin tamam mı? Yani şurasıyla şurası eşit. İki üçgende eşit açı var mı? Var. Bu sefer üçgen sayısı fazla. Hocam bir burada. Bak dikkat et. İki burada. Üç büyüğü. E ne yapacaksınız? Böyle üçgenleri seçerken hocam bir bunu bir de alttakini seçersem eşitlik açı var. Ortak açı var mı? Yok. Bir, bir sarı üçgeni bir de büyük üçgeni seçerseniz ortak açı var mı? Var. nerede açı ortak açı? İşte tam olarak buradaki açı ortak açı. Bak nokta karaladığım üçüncü açı çift çizgi ise büyük üçgende de nokta karaladığım üçüncü açı çift çizgidir dersin ve şuraya da çift çizgiyi koyarsın. Şu hata yapılıyor hocam burası çift çizgi. Üçüncü açı değil. Sen... Şu küçük üçgenle büyük üçgende ortak açı buldun. Büyük üçgendeki üçüncü açı çift çizgi olur diyeceksin. O yüzden sarı üçgenle büyük üçgen benzer diyeceksin ve aynı açının karşısındakileri oranlayacaksın. Bak kalıp bir bu. Önemli. Şurada altta ya da üstte boşluk varsa oralara da şey yapabilirsiniz ya da ayrıyetten bu kalıbı alıp duvarınıza asın. Gerçekten önemli. Eşit iki açı olduğunda ortak açı bulmak. Ya bu alfalara betalara dalınca da çıkacak. Tabi de hani şu şekilde elinizi alıştırırsanız daha hızlı olacaktır. Mesela şimdi baktık. Hocam eşitlik açı var ve bizden bir uzunluk isteniyor. Uzunluk istenildiğinde düşünüyoruz. Dik üçgen ya da benzerlik. Özel durumlar yoksa ki yok. E o zaman benzerlik. Dik üçgen yok daha doğrusu. Benzerlik. E benzerlik içinde belli zaten. Bak elimizde iki üçgen var. Bir bu üçgen var bir de büyük üçgen var. İşte bu üçgenlere bakış açınız da çok önemli. Baktın mesela bu üçgen ve büyük üçgene baktın. Baktıktan sonra ne görüyorsun? Hocam eşitlik açı var bir de ortak açı var. Ortak açı kalıbı. Çizgi karaladığım üçüncü açı çift çizgiyken çizgi karaladığım üçüncü açı burada da çift çizgidir. İki üçgende bütün açılar eşit oldu. İki üçgen benzer oldu. Aynı açının karşısındakileri oranlayacağız. Küçükten başlayalım. Bak sarıdan başladım. Ki ben hep böyle kendimi alıştırdım. Ya soldan sağa benzerlik uyguluyorum. Çünkü ilk kullandığım üstte olacak diyorum ya. Ya da böyle küçükten bir doğru şey yapıyorum. Evet bakıyorum. Çizginin karşısı 6'nın. Çizginin karşısı 9 değil. Bak dikkat et büyük üçgende şurası 12. 12 oranı eşittir. Çift çizginin karşısı 9'un çift çizginin karşısı hop şurası. Yani x artı 6'ya oranına eşittir. E buradan ne olacak arkadaşlar? Hadi bakalım. Sadeleşsin böyle. 1, 2 kalsın. Buradan x artı 6'ya eşittir. 18 bulduk. Ve x de böylelikle 12 çıkar. Evet böylelikle cevabı ne bulduk arkadaşlar? 12 olarak bulduk. Ve bu kalıp gerçekten ama gerçekten çok önemli. ÖSYM buna çok dikkat ediyor. Yani bu şuradaki kalıbı arkadaşlar ne kadar en önemli olduğunu ileriki konularda da göreceksiniz. Yani şeyde bile karşınıza çıkacak bu. Çemberde bile karşınıza çıkacak. Çemberde uzunlukta bile. Yani her yerde karşınıza çıkacak. Çoğu ispat zaten bu. Açı açı açıdan yapılıyor. Sorunun başında da söylemiştik size. Evet. Bakalım şuraya. Örnek 17'ye. Hmm. Valla eşit iki açı var. İkiz kenar üçgen denmiş burada. ABC üçgeniyle ABC, AB ile Neresi C eşit verilmiş? Hocam eşit verilmiş. Eşit bak şu üçgen ve şu üçgende görüyor musun? Eşit iki açı var. Ama üçgenleri belirledik. Ortak açı var mı? Yok. Ortak açı kalıbından yapamam. Ama burada hocam ikizkenar demiş. E ikizkenarsa buradaki açılar birbirine eşit değil mi? Evet. A, bak çizgi nokta 3. açı burası çift çizgi ise çizgi nokta 3. açı burada da çift çizgidir. Yani senin şu üçgeninle şuradaki üçgenin ne oldu? Benzer oldu. Çok güzel. Hadi benzerliği uygulayalım. Şuraya da A diyelim. Zaten burası 12. A'yı bulursak ikisi de buluruz. Hocam buradan başlıyoruz. Şu. Bak şuradan başlıyorum. Yıldız koydum. Çizginin karşısı kaç? 3. Çizginin karşısı kaç? A. Aynı açının karşısındaydı. Oranlıyoruz. Benzerliği bulduktan sonra tek yapman gereken bu zaten. Sonra bak hocam noktanın karşısı şu kenar boş. Boşu boş ver. Hiç oranlama orayı. Hiç orayı katma. Çift çizginin karşısı var burada. 12 bölü. Çift çizginin karşısı 8. Hocam sadeleştirelim şöyle. 12 4'e bölsen 3 4'e bölsen 2. e Buradan da 3 A eşittir alttan. 3 A eşittir alttan. A'yı da kaç buluruz? 2 buluruz. A 2 ise X'e de kaç kaldı kardeşim? 10 kaldı. X böylelikle 10 yapar. Örnek 17. 10 yaptı. Kalıp çıkmadı ama e, böyle bazen de şeyler de karşımıza çık çıkabiliyor. Evet şimdi o hocam üçgen sayısı bak burada çok fazla. Ne kadar fazla olursa olsun hiç fark etmez arkadaşlar. Bak şimdi dikkat et. Üçgen sayısı 1 burada 2 burada 3 büyüğü dikkat et 3 büyüğü 4 şuradaki büyüğü gördün mü? 4 tane üçgen var 4'ünde birden benzerlik mi kullanacağım? hayır. Bak geometri görme derler hayır verilen bilgileri kullanmıştır. Ya göreceksen de verilen bilgileri kullanarak görmeye çalış. Yani gözünle değil beyninle bir şeyler yapmaya çalış. Ya kardeşim senden bak şimdi şey isteniyor. Ne isteniyor? X isteniyor. Kardeşim sen X Hani ben, x'i bulmak için benzerlik için şu üçgeni ele almazsın. Yani büyük ihtimalle soruya baktın. Ne düşünürsün? Bak ben öyle düşünüyorum. Şahsen sen de öyle düşün. Daha rahat fark edeceksin ve ilerleyen zamanda o kadar çok hızlanacaksın ki. Bak bana inan. Soruya baktın. Ya hocam bir uzunluk isteniyor. Özel durumda yok. Açı ortayken ortay gibi. Büyük ihtimalle dik üçgen ya da benzerlik. Baktın dik üçgen. 90 var mı? Yok. bir tarafımızdan yani beynimizden bir şey uydurmuyoruz. Aa hocam burası 90'a benziyor falan diye de uydurmuyoruz. Sakın. Bilmiyoruz çünkü 90 derece olduğunu. E ne yapacağız hocam? Büyük ihtimalle benzerlik. Benzerlik üçgeninde üçgenlere yoğunlaşacaksın. İsterse 100 tane üçgen olsun hiç fark etmez. Bu bakış açısıyla soruya yaklaşırsan hiç sıkıntı yaşamazsın. Bakıyorsun buraya. Hocam şu üçgen acaba benzer mi? X deniyor bize Kardeşim iki tane kenar yok zaten burada. Hani benzerlik kurabileceğim başka bir kenar var mı? Yok. O zaman X'e ait hangi üçgene bakacaksın? İşte bu üçgene bakacaksın. Tamam mı? Ya da hocam şu üçgeni mi seçebiliriz benzerlik için? Şuradaki üçgeni. Hayır kardeşim. Bak sadece bir kenar var. Benzerlik için bize iki kenar lazım. Hocam x kenar değil ki. Evet x'i x istiyorlar ya bizden. X'in olduğu kenarı da bir şeyden, bir kenardan belirleyebilirsin. Şimdi öncelikle tamam. Belli zaten. Bak hangi üçgenlere yoğunlaşacağız? Büyük ihtimalle şu üçgene yoğunlaşacağız. Ve büyük ihtimalle hangi üçgene yoğunlaşacağız arkadaşım? Yoğunlaşan üçgenleri de bilmelisin. Bak şu üçgene yoğunlaşacaksın. Bak Diğer üçgenlerde kenar yok zaten. Şurada kenar yok, burada kenar yok. Yani en az iki kenar lazım benzerlik yapabilmen için de. E tamam üçgenleri yoğunlaştık. İki üçgene baktık. İki üçgende A birer açıları eşit. Birer açıları eşit olduğunda ne yapıyorsun? Ortak açıya bakıyorsun. Hocam ortak açı burası. Oo süper. Ortak açı burası. E hocam ortak açı burasıysa olay bitti. Bak. Şimdi şu kırmızı üçgen ve sarı üçgende ortak açı var. Çizgi karaladığım üçüncü açı çift çizgiyse kırmızıda şu sarıda da ne olacak? Çizgi karada üçüncü çift çizgi olacak. Bitti gitti. Bizim kalıp bak gördünüz mü? Hemen şey yapalım. Benzerliği yapalım arkadaşlar. Sarıdan başlayalım benzerliğe. Hocam şuradan böyle okla gösteriyorum. Çizginin karşısı 4 bölü. Çizginin karşısı 6 eşittir. Benzerlik yapıyorum. Sonra hocam burada karadığım açının karşısı boş. Boş ver. Çift çizginin karşısı var. Çift çizginin karşısı burada kaç? 6 değil dikkat. Sarı üçgende x artı 6. x artı 6'nın e, öbür dikeydeki çift çizginin karşısı kaç? 12'ye oranı diyeceğiz. E o zaman şu 4 ile 6 sadeleşsin 2 ve 3. 3 ile 12 sadeleşsin 4 kaldı. 4 kere 2 8. 8 eşittir x artı 6'dan. X'i de böylelikle kaç buluruz arkadaşım? 2 olarak buluruz. İşte olay bu. Bak sana görmeyi gösteriyorum. Yani gözünle değil verilen bilgileri kullanaraktan görmeyi yani beyninle görmeyi gösteriyorum. En iyi görme yöntemi işte bu. Yani geometri görme işidir diye tutturan arkadaşlara da beynin de görmeyi bu şekilde gösteriyorum kardeşim. İşte verilen bilgileri kullanma dediğin zaman çok çok daha hızlı bir şekilde sonuca ulaşırsın kardeşim. Evet örnek 18'i böylelikle 2 bulduk arkadaşım. Geldik örnek 19'a. Şimdi bakıyorum soruda ne verilmiş ekstra bir bilgi verilmiş. Hocam şunlar paralel verilen bilgileri kullanacağız. Bizden bir uzunluk isteniyor e, Büyük ihtimalle ne vardır arkadaşlar? Ya dik üçgen benzerlik. Dik üçgen yok benzerlik. Benzerlik içinde açıya dalacaksın. Bunu her soruda benden duyacaksın. Evet şimdi bunu paralel vermiş adam. E açı çizgi açıları verilmiş zaten. Tamam şuraya bir nokta açısı dersem paralelliği kullanalım. Z'den dolayı burası da nokta açısıdır. Bitti mi? Bitti. Niye bitti? Bak nokta çizgi üçüncü açı çift çizgi diyecek olursak 180'e tamamlayan Burada da nokta çizgi üçüncü açı çift çizgidir. Bak bu soru diğerlerine nazaran daha kolay. Çünkü üçgenler direkt belli. Şu üçgen ve şu üçgen. İç içe üçgenler yok. E, bütün açılar eşit. İki üçgen ne oldu? Benzer oldu. Benzerliğe nereden başlayalım? Buradan başlayalım. Hadi bakalım. Çizginin karşısı x bölü. Çizginin karşısı 9 eşittir. Yıldızlıya geldim. Çift çizginin karşısı var burada. Bak noktanın karşısına hiç gitmiyorum bile. Çift çizginin karşısı 4 bölü. Çift çizginin karşısı burada ne? X bitti gitti x kare eşittir 36'tan x'i böylelikle kaç buluruz? 6 olarak buluruz. İşte örnek 19'da bu şekilde bulduk arkadaşlar. Anlaşılmıştır umarım. Yani üçgenlere dikkat ettiğiniz sürece yani açı açı verildiği zaman da sıkıştığınız var. özel durumlar yoksa benzerlik. Evet, geldik şimdi buraya. Arkadaşlar soruya geçmeden önce Kalıp 2. Bu en fazla kullandığımız dikdörtgende karede. Hatta çoğu böyle şeyde çemberde bile karşımıza çıkacak olan katı cisimlerde bile karşımıza çıkacak olan kalıp. Kardeşim bu kalıp 2. Kalıp 1 biraz önce yazdım ya. Eşit iki açı varsa ortak açı kalıbı. Şimdi de kalıp 2 ne biliyor musun? 90 dereceler 2 ya da 2'den fazlaysa 2 ya da 2'den fazlaysa bu önemli. Alfa beta'ya dal. Bak bu çok önemli. Alfa beta'ya dal kardeşim. Niye? Mesela şöyle aynı aşağıdaki sorudaki kalıbı kullanacağım ben şimdi. Şöyle bir 90 derece var. 90 derece var. 90 derece var. Hocam baktığın zaman pisagor bağıntısı gibi duruyor. Ama baktın pisagordan çıkartamadın. O zaman ne yapacaksın? Benzerlik. Benzerlik için ne yapıyorduk? Açıya dalıyorduk. Açıya dalarken de ne yapacaksın? Eşitleri de söylemiştik aslında. Alfa beta'ya dal. E hocam bu ne demek? Alfa artı beta eşittir 90 derece demek. Alfa beta. E beta 90 sıradaki alfa olmak zorunda. Çünkü ikisinin toplamı 90. Alfa 90 burası da beta olmak zorunda. Bak önceden bomboştu. Ama şimdi ne oldu? Şu üçgen ve şu üçgende bütün açılar eşit oldu. E bütün açılar eşitse iki üçgen ne olur? Benzer. Hemen benzerliği uygularız. Olay bitti kardeşim. Aynı açının karşısındakilere oranlarız ve olayı bitiririz. En fazla karşımıza çıkan benzerlik tiplemesidir. Sadece üçgen bazında düşünmeyin. Özellikle dikdörtgende benzerlik çok karşımıza çıkıyor. Kare konusunda da yine benzerlik karşımıza çıkıyor. Ama karede genelde eşlik karşımıza çıkıyor. Haberiniz olsun. Baktım bu soruya. Hocam 3, 4 dedim 5'i yapıştırdın. E sonra burada bir şey yapıştıramıyoruz. Ne yapacağız? E, o zaman uzunluk bulmak istiyorsak dik üçgen yoksa benzerlik. Dal kardeşim alfa beta ya. Özel 90'lar iki yakında da 2'den fazlaysa. Alfa beta beta 90 sa sıradaki alfa. Alfa 90 sa sıradaki beta. Şu üçgenle şu üçgen ne oldu? Benzer. Hadi benzerliğe başlayalım. E hocam x burada ya buradan başlayalım. Şuradaki üçgenden başlayalım benzerliğe. Buraya baktığım zaman burada ne var? Alfanın karşısından başlıyorum x'in. Öbüründeki alfanın karşısı 4 oranı. Pardon burada betanın karşısından başlamışım x'in. Buradaki betanın karşısı 3 oranı eşittir. Alfanın karşısı var burada. İşte 90'ın karşısına gitmiyorum. Alfanın karşısı 12'nin. Buradaki alfanın karşısı 4'e oranı diyeceğiz. Sadeleştir. 3, 3 kere 3, 9. Evet x'i böylelikle 9 olarak buluruz örnek yerinde. Alfa beta. Eşikte de gösterdim. Gerçekten ama gerçekten kolay. tabii ki ilk akla dik üçgen geliyor. E dik üçgenle yapamadığın zaman da benzerlik. Unutma bunu. Geldik örnek 21'e. bire. 3, 4, 5'i yapıştırdın. X'i bulabiliyor musun? Bulamıyorsun. Hatta yapıştır yani. Ne var? Dik üçgen varsa da tamam, hemen yapıştır. E hocam yapıştırdık ama şey yapamadık. Ne yapacağız? 90'lar Ikea'dakiden fazlaysa dal alfa beta e. Hocam şu alfa dedim. Alfa 90'sa sıradaki betadır. E hocam zaten elimizde iki üçgen var. Bir şu üçgen bir de büyük üçgen. A büyük üçgenin de bir açısı alfa. Alfa 90 ise sıradaki ne olmak zorunda? Beta olmak zorunda. Bak şu üçgenle büyük üçgen ne oldu? Benzer oldu. Hadi benzerliğe başlayalım. Alfanın karşısı 3 bölü. Alfanın karşısı x eşittir. Burada betanın karşısı 4 bölü betanın karşısı. Şurası boş mesela. Betanın karşısındakilere gitmeyelim. 90'ın karşısını iyi ki bulmuşuz. 5 bölü 90'ın karşısı hop şurası 15 diyeceğiz. Sadeleştir 3. 3 kere 3 kaç yaptı? 9 yaptı. Evet. AB uzunluğu böylelikle ne bulduk? 9 bulduk arkadaşım. Örnek 21 böylelikle 9 çıktı. Geldik örnek 22'ye. Şimdi 8 var 10 var. E tabi hemen 6 8 10'u yapıştırırsın. Dik üçgen ama şu üçgende başka bir kenar da yok. Maalesef dik üçgenden bulamıyoruz. O zaman ne yapıyoruz? Benzerlik. Dal kardeşim alfa, beta ya. Dal alfa beta A tamamı 90. 90'da beta geçiş yapılır. Burası alfa oldu. Çünkü ikisinin toplamı 90 olduğundan. Alfa 90 ise sıradaki ne olacaktır? Beta. Hocam şu üçgenle şu üçgen benzer oldu. Ve tek yapmamız gereken aynı açının karşısındakiler oranına bak. Şuraya bakıyorum. Alfanın karşısı 12. Hadi şu üçgenden başlayayım. Alfanın karşısı 12 bölü alfanın karşısı 8 eşittir. Bu üçgende beta'nın karşısı boş. Boş ver. 90'ın karşısı kaç burada? X artı 8. Bak x değil. X artı 8 bölü. Buradaki 90'ın karşısı kaç? 10. Aynı açının karşısındakiler oranlıyoruz. Sadeleştir 4'e böl 3 4'e böl 2. Buradan 2 ile 10 sadeleşse 5 5 kere 3 15. 15 eşittir x artı 8'den. X'i de böylelikle 7 olarak buluruz. Örnek 22 böylelikle 7 çıktı. Evet gerçekten alfa çok kolay arkadaşlar. Evet ön yüzü sarı. Sarı. <laughs> sarı. Arka yüzü mavi olan dikdörtgen biçimdeki kağıdın kenar uzunlukları 9 ve 15'tir. Şöyle bir katlama yaptım. Katlamada ne yapıyorduk kardeşim? Nerede olursa olsun. Eski haline geri getiriyoruz. Şöyle eski halini açıyoruz kardeşim. Açtık mı açtık. Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Hocam şu kenarla da şu kenar birbirine eşit. Aa burası 15'ti. Burası da 15 mi oldu? Evet. 9'du burası. E 9. Hatta 9 var. 90 var. 9, 15. Ne üçgenin? 9, 12, 15. E bizden x isteniyor, X'i bulmamız lazım. Bak ne çıktı burası. Şurası 15'ti ya. E burası da 15 olacağından buraya 3 kaldı. Hocam X isteniyor benden. X bak buradaki dik üçgende şuraya ait. Pisagor bağıntısından çıkıyor mu? Aslında çıkabilir. Doğru. 9 ise buraya 9-X yazıp Pisagor bağıntısından çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Ama ben farklı yoldan yapayım. Tamam Pisagor'dan çıkıyor. Hatta 5 koysak 3-4-5 direkt sağlanıyor. Yani bu direkt dik üçgenden de çıkıyor. Ama farz edelim dik üçgeni fark etmedik. Ne yapabiliriz? Hocam üst üste binen da eşit ya. Burası 90 ise burası da 90'dır. 90'lar havada uçuşuyor. Bak. Alfa, beta, beta 90, alfa, alfa 90, beta. Yani şu üçgenle şu üçgen ne oldu? Benzer. Üsttekinden başlıyorum. Beta'nın karşısı 3 bölü. Beta'nın karşısı 9 eşittir. 90'ın karşısı x bölü. 90'ın karşısı burada 15 diyeceğiz. Ya da kafadan da yapabilirsiniz. Hocam üçgen 9 olmuş. 3 kat benzerliği var. 90'ın karşısı xgen 90'ın karşısı 3x'dir. Ya da 3'e bölünmüş haldir. 3'e bölünmüş halde direkt 5 diyebilirsin. Ya da sadeleştir böyle 3 pardon 1 ve 3. Buradan 3 x eşittir 15 ise x'i de böylelikle 5 olarak buluruz kardeşim. Evet cevap böylelikle 5 çıktı. Örnek 23 de. Tamam dik üçgenden de bulabiliyorduk arkadaşlar ama e, bu alfa beta benzerliğinden de çıkıyor. Haberiniz olsun. Geldik örnek 24'e. Sip, sipramum. <laughs> Supramum yazılı bir şey verilmiş. Arkadaş Şimdi bunu böyle döndürmüşler. Ee, aynı yapıya eş yapıya tabii ki yazacağız. 15'e 10 yazalım. Şurası da 10 mu? Evet. 6 10. Dik üçgenden dolayı 6 8 10 mu? Aynen öyle. Şimdi soruyu okuyalım bakalım. Yere dik konumlu şekil 1'de gösterilen tabela rüzgarın etkisiyle şekil 2'deki gibi düşmüştür. ABC dik dörtgen BC'ye 10 AB 15 olarak verilmiş. Şekil 2'deki C üstü köşesinin zemini olan uzaklığı 6 olduğuna göre şekil 1'deki D köşesinin zemini olan uzaklığı şekil 1'deki D köşesinin ha. Şuradaki şu uzunluk isteniyor arkadaşlar bizden. E buraya kadar kısmı 10. Yani şu x'i bulursam olay bitti. Yani burası x'i bulursam olay bitti. Bak 6, 8, 10'lu bir dik üçgen var mı elimizde? Var. Hocam 15'e x'li de bir dik üçgen var burada. Pisagor'dan çıkıyor mu? Çıkmıyor. Yani çıkmıyorsa o zaman ne yapacağız? 90'lar havada düşüyor. Hocam bak burası 90 ya burası da 90. Aa burası da 90. Burası da dikdörtgenden dolayı 90. 90'lar havada düşüyor. E, ne yapacağız? Dal alfabetaya. Dal kardeşim. Alfa beta. Bak beta 90 sa sıradaki alfa alfa 90 sa sıradaki beta. Evet şu üçgenle şu üçgen ne oldu? Benzer. Hadi benzerliğe bakalım. Hocam alfanın karşısı x'in alfanın karşısı 8 oranı. Burada 90'ın karşısı yok. Beta'nın karşısına geçiş yapalım. 15. Burada beta'nın karşısı 6 diyeceğiz. 3'e bölsen 5. 3'e bölsen 2. Şu 2 ile 8 sadeleşse 4. 4 kere 5 20. X'i böylelikle 20 olarak buluruz. E hocam burası zaten 10'du. Toplam şu uzunluk kaç yaptı? 20, 10 daha 30 yaptı arkadaşlar. D köşesinin zemini olan uzaklığı şekil 1'de kaç yapmış oldu? 30 yapmış oldu. Evet böylelikle örnek 24'ü 30 bulduk arkadaşlar. Bak 90'lı sorularda varsa Pisagor, Pisagor uygula. Yoksa ne yapacaksın? 90'lar moda uçuşuyorsa alfa dal. Gerçekten çok önemli. Dikdörtgen ve karede de ne kadar önemli olduğunu da zaten bunu göreceksiniz. Evet örnek 25'e baktığımızda 12 15 var hemen 9 12 15'i e yapıştırdınız. Bir katlama yapılmış. Hocam katlama yapılmışsa eski halini açıyoruz şöyle. O eski halini açtık bakalım şöyle. Önceden burası bu ası 12 idi burası 15 9 12 15. Katladığın zaman üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Burası da 12 oldu. Evet şurayı da 6 vermiş zaten bize. Aa, toplamda şu uzunluk kaç çıktı o zaman? 18 çıktı burası. Hatta toplamda şu uzunluk kaç çıkmış oldu? 30 çıkmış oldu. Şimdi bizden ne isteniyor? X. Şuradaki X isteniyor kardeşim. Hadi bulalım. Hocam büyük dik üçgende de Pisagor bağıntısı maalesef. Şu kenar yok. X'li var. Şu kenar var. Diğer kenar yok. Pisagor yapamıyorum. Pisagor yapamıyorsam 90'lar da uçuyorsa ne yapıyoruz? Alfa beta. Dal alfa beta. Şuradan başladım. Şuradan alfa diyelim bakalım. Alfa beta. E alfa beta 90. Eyvallah. E hocam şu... zaten elimizde iki üçgen var. Bir bu üçgen bir de büyük üçgen. E, burada büyük üçgende 90 var ya alfa 90 sa sıradaki de beta değil midir? Evet. Sarı üçgenle büyük üçgen ne oldu arkadaşım? Benzer oldu. Hadi benzerliği uygulayalım. Burada ne var? Alfanın karşısına gitsem 9. Alfanın karşısı öbüründe boş. Boş ver. Betanın karşısı 12 bölü. Betanın karşısı x artı 15. Eşittir. Ondan sonra 90'ın karşısı var burada 15. Burada da 90'ın karşısı var 30. Ya hocam 1'e 2 oran var deyip daha kısa yoldan yapabiliriz. İşte 90'ın karşısı 30 ya. Burada da 15 ya. E burada alfanın karşısı 9 iken alfanın karşısı 18 diyebilirsiniz. Betanın karşısı 12 iken betanın karşısı 24 diyebilirsiniz. O zaman x'e 9 kaldı da diyebilirsiniz. Ya da bu benzerliği yazdık. Devamını da getirelim. Sadeleştir 2. İşler dışlar yapalım. 24 eşittir. X artı 15. X de buradan kaç çıkıyor o zaman? 9 çıkıyor. Yani örnek 25'te böylelikle 9 bulmuş olduk arkadaşlar. Evet açı 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 benzerliği gerçekten çok önemli. Ve hatta bitti galiba. E, açı 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 benzerliği gerçekten çok önemli. İki kalıp da gerçekten ama gerçekten çok önemli. Birinci kalıp neydi? eşit açı olduğunda ortak açı bulma kalıbı. İkincisi neydi arkadaşlar? eşit açı olduğunda eşit açı değil. İkinci kalıbımız neydi? 90 dereceler 2 ya da 2'den fazla olduğunda alfa beta benzerliği bizim için çok önemli arkadaşlar. Evet cevap böylelikle burada da ne bulduk? 9 bulduk. Ve böylelikle açı 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 benzerliğini bitirdik. En önemli benzerlik türlerinden biriydi. Bu sizin olmazsa olmazınız. Hatta o iki kalıbı ben biliyorum ve işime çok görüyor. Siz de iki kalıbı bilin. Ezberleyin. Hatta yazın şöyle duvarınıza asın. Yer geometri çözdüğünüzde kafanızı kaldırıp şöyle bir bakın oraya. Çünkü gerçekten çok önemli. Ee, i̇çinizi iyice işlemesi lazım arkadaşlar. Evet böylelikle bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda ne yapacağız? Kenar açı kenar benzerliği ve kenar 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 benzerliğinden bahsedeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.